Karanlıktan dost bir yüz beliriyor. Aşk tanrıçası. Venüs. Sabah yıldızı, akşam yıldızı. Bazen doğuda yeni günü karşılarken, batıda diğerlerine iyi geceler diler. Gezegenin görkemli sarı bulutları güneş ışığını yansıtıyor. Ve bu yüzden güneş sisteminin en parlak gezegeni. Gezegenimiz için bir kardeş. Yaklaşık aynı büyüklük ve çekim gücünde. Burada güvende olmalıyız. Ama Venüs Express uzay aracı bize bu büyüleyici bulutların ölümcül sülfürik asitten meydana geldiğini söylüyor. Gezegenin atmosferi karbondioksitle boğulmuş durumda. Alarm zilleri çalıyor. Venüs kızgın bir tanrıça. Hava tehlikeli, basınç dayanılmaz seviyede. Ve sıcaklık neredeyse 500 santigrat derece. Burada çok uzun süre kalırsak çürür, boğulur, ezilir ve kavruluruz. Burada hiçbir şey hayatta kalamaz. Aynen bu Sovyet Venera robot aracı gibi. Kalın zırhı buranın atmosferi yüzünden harap olmuş. Dünyadan çok güzel görünmesine rağmen Venüs yakından dehşet verici bir tanrıça. Cehennemden gelen kız kardeşimiz binlerce yanardağın izini taşıyor. Atmosferdeki onca karbondioksit güneşin ısısını hapsediyor. Bu küresel ısınmanın kontrolden çıkmış hali. Bu başlamadan önce Venüs belki de aynen kardeş gezegeni Dünya gibi sakindi. Eğer bu doğruysa bizim gezegenimizin geleceği bu olabilir. Burada olmamamız ve geri dönmemiz gerektiğini düşünmeye başlıyorum. Ama güneşin hipnotik bir tarafı var. Tıpkı Medusa gibi. Bakılamayacak kadar korkunç. Ama karşı koymak da mümkün değil. Bizi ilerlememiz için cezbediyor. Tıpkı ateşin pervaneleri cezbettiği gibi.